burada bu süreçte hukuka aykırı bir şey yok. Bir hukuksuzluk, kasıtlı bir davranış, kamu zararı, tespit edilmesi her gün gidiyor. Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, Atakum İmar İnşaat Limited şirketi hakkında tartışmalara son noktayı mecliste koydu. Yaz ediliyoruz, tesiste çalışıyor, bir düğün salonuyla anlaşma yapılmış, yarı ücretleri alınmış, ne bileyim işte buzdolaplarında eti, sütü, yumurtası böyle hazır bir iş. Şirket yürümüyor, hesapları çalışmıyor, bilmem faaliyet gösteremiyor, araştırdık ne yapılabilir. Borcu olmayan, sermayesi yatırılmış bir şirket bağışlanırsa onun üzerinden gidilir. Aksi halde şirket kurulacak, ne kadar kurulu imzalanacak, onaylayacak filan gibi çıkmaz bir yol. Ne yapılabilir? Araştırdık çevremizden. Borcu olmayan, sermayesini tamamen yatırmış bir şirket bulamadık bize bağışlanmak üzere. O zaman ben kendim bir çözüm ürettim. Şirketi ben, sermayesini ben kendim yatırdım. Yeni bir şirket, geriye ne kalıyor? Kurulma işlemleri. Savcılıktan belgesini alacak, işte ticaret gazetesinde takip edecek. Yani algari işleri. Algari işleri, o gün bizim belediyemizden bu işle ilgili olan arkadaşlar benim yeğenimi bulmuşlar, ona yaptırmışlar. Yeğenim bu şirketin 2 günlük sahibi. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Ertesi gün belediyeye başvurdu. Biz de bu başvuruyu huzurumuza getirdik. Meclisin kararıyla bize bağışlanmış şirketi Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlattık. Ve belediyenin sermayesi yatırılmış, borcu harcı olmayan bir şirket oldu. Önceki şirketin yürüttüğü hizmetleri bu şirket üzerinden yürüte geldi. Yani burada bu süreçte hukuka aykırı bir şey yok. Başkan Deveci, savcılığa iletilen ve hukuki süreci devam eden tüm belgeleri mecliste yer alan parti gruplarıyla paylaşacağını ifade ederek bana olan güveninizi devam ettirin. Bu kenti beraber yöneteceğiz dedi. Mecliste rica ediyorum. Siz benim çalışma arkadaşlarımsınız. Buraya takılmayın. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Her zaman söylüyorum. Cemil Deveci, bir hukuksuzluk, kasıtlı bir davranış, kamu zararı, tespit edilsin, her gün gidiyor. Bana olan güveninizi devam ettirin. Birlikte çalışıyoruz. Bu kenti beraber yöneteceğiz.